Edirne'de uzun süreli elektrik kesintisi günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Trafik ışıkları çalışmadı, esnaflar iş yerlerine gün boyu jeneratör kullanmak zorunda kaldı. Trafo bakım onarım çalışması nedeniyle Trakya Elektrik Dağıtım AŞ TREDAŞ Edirne İşletme Müdürlüğü tarafından sabah 08 ila 14 saatleri arasında 6 saat süreyle yapılan elektrik kesintisi nedeniyle şehir merkezinin tamamı ve 27 köyüyle bazı ilçe ve köylerine elektrik verilemedi. Saat 14.30'dan sonra ancak şehir merkezine elektrik verildi. Elektriklerin kesik olması esnafları olumsuz yönde etkiledi. Bazı esnaflar elektrikle çalışan kepenklerinin açılmaması nedeniyle iş yerlerine giremedi. O esnaflardan biri de Fethi Tağan'dı. Elektrik olmadığı için kepengin açılmaması nedeniyle iş yerinin önünde oturarak elektriklerin gelmesini bekleyen kuyumcu esnafı Tağan, yakınının düğünü nedeniyle takacağı altını bile dükkanına giremediği için alamadığını söyledi. Kuyumcusunun sahibiyim. Çok yakınımızın düğünü var. Biz de bunun kesileceklerinden haberimiz olmadığı için, gerçi başkalarına belki verdiler ama bizim haberimiz olmadığı için işte kendimize satma diye de kendimize altın almaya geldik. Fakat bir türlü bu kepenk açılmıyor çünkü elektrikte çalıştığı için. Yani bekliyoruz ya, ne zaman geleceğini, 2'de mi artık gelecek, 3'de mi? Altınımızı alıp tekrar normal yaşamımıza devam edeceğiz. Elektriklerin gelmesini bekliyoruz yani. Peki bu sık sık yaşanan elektrik kesintileri nasıl değerlendiriyorsunuz bir esnafı? Ya yani olmaması lazım yani. Hele bu zamanlarda. Bu çağda olmaması lazım ama demek ki tam şey demedi herhalde. İstedikleri şeye getiremedi herhalde. Onun için sık sık kesildiği zamanlar mağdur oluyoruz. Sadece biz değil. Evde makineler çalışıyor biliyorsunuz. Buzdolapları olsun, diğer elektrik tarafından aletler olsun. İkincisi bozuluyor. Yani hadi bizim mağduriyetimiz o kadar önemli değil de 2'de, 3'ten, 4'te sonra gelip alacağız. Biz denetlere kadar gideceğiz de ama diğerleri çok kötü. Mesela şu anda buzdolapları değil mi? Çok en lazım olan şeyler. Yani an kesilmeler mesela o zamanlar bozuluyor. Yani vatandaşımız mağdur oluyor. Bizler mağdur oluyor. İnşallah bunları düzeltirler yani. Daha bugünkü çağa göre. Uygun. Yani şu an sahibi olduğunuz dükkana giremiyorsunuz. Giremiyorum çünkü bu elektrikten açılıyor. Onunla çalıştığı için giremiyorum yani. Bekliyorum elektriklerin gelmesini. Sadece ben değil diğerleri de belki öyle. Çiringiler Çarşısı esnaflarından Serdar Yalçıner de uzun süreli elektrik kesintilerine tepki göstererek elektrik faturasını bir gün geciktirdiğimizde hemen elektriğimizi kesiyorlar. Bu kadar uzun süreli kesinti olur mu? Yaz aylarında yerli yabancı turistlerin en yoğun olduğu bir dönemde bu tür kesintilerin olmaması lazım dedi. Bu devirde bu kadar uzun elektrik kesintisinin olmasını kınıyorum baştan. Yazın sıcağında en çok serinlemeye turistlerin gelip gittiği bir şeyde esnafı perişan etmiştir. Gördüğünüz gibi dükkan açtık ama bir iş olmuyor. Çünkü her şey artık elektronik ortamda. Vatandaş kart çektirmek istiyor. Post makinemiz çalışmıyor. Boya yaptırmak istiyor. Makinemiz çalışmıyor. Dışarıdaki gıda satan şeyler, esnafın hali bayağı herhalde yarın çöplüğe bayağı gıda maddesi atılacak gibi gözüküyor. Bu bakım ve onarım yapıldıklarını söylüyor. Bunun daha müsait zamanda veya daha kısa evrelerle olması gerekiyor. Bütün altyapısını hazırlığı yapıp çok kısa bir zamanda elektriğin daha az kullanıldığı saatlerde artık havalar 3'te, 4'te, 5'te hava aydınlanıyor. 5'te başlasalar 7'ye, 8'e kadar esnaf iş yerlerini açana kadar bu işi giderebilirlerdi. Fakat herhalde onlar da mesai mevhumuna uydukları için 8'de başlıyorlar. Ne zaman gelecek belli de değil. Yani bu devirde elektrik idaresini tek TREDAŞ'ı kınamak lazım. Vatandaştan bir günlük gecikmesine geciktiği zaman elektriğini kesen, ondan kat kat faizini alan, güncelleme adı altında her türlü vatandaşı zorluk çıkaran şey TREDAŞ. Yaz aylarının en sıcak günlerinde
bu elektrik kesintisini yaparaktan Edirne'deki ticari hayatına büyük sekte vurmuştur. Bunları esefle kınıyorum. Aklarını burası Deli Dumrul Köprüsü değil, aklarını estikleri zaman elektrik kesilmez. Gerçi gün evvelinden uyarı yapıyorlar ama yani zamanı değil. Pazar tatil günü, yarın işe gidecek memurlar var, amirler var, çamaşırını yıkayacak, bulaşını yıkayacak, çocuğuna bakacak. Ne oldu bu sefer Edirne? Duyduğu insanlar elektrik yok, uzun zamanda olmayacak. Şehir dışına kaçtı. Zaten boş olan Edirne'miz iyice boşaldı. Elektrik kesintisi gıda satışı yapan iş yerlerini de olumsuz etkiledi. Esnaflar dolaplardaki ürünlerin bozulmaması için büyük çaba sarf etti. 6 saatlik bir kesinti de yani bizi fazla etkilemez herhalde. Çünkü bizim süt ürünlerimiz 12 saat dayanıyor. Emin olsunlar yani peynir alırken. Etkilenmezler. Tabii daha kısa süreli olsaydı. Daha kısa süreli olsaydı tabii daha rahat alışveriş yaparlardı.